Derim ki ruh halime dikkat et, seni harcarım. Öpüşmek renk sancısına iyi gelir. Baba ben renkli oldum. Her ay döllenmesi gerekir ama o olgunlaşan yumurtalıklar döllenmediği sürece... Parmağını gözüne sokabilir miyim? Renk kırmızı. Şu dik yapacağım. Ben 3 yaşındayım. Bence o renkli olmadığını bayağı bir gösteriyor. Allah yardım etsin. Tamammışım, bir parçamı oraya bırakmışım. Herkese merhaba. Bugün Melisa ile birlikte regl hakkında konuşacağız. Instagram'dan size sorular sormanızı istedik ve sorularınızı yanıtlayacağız. Şimdi kestik. Şu dik yapacağım. Ne oldu? Her şey çıkıyor. Kanka simsiyon. Evet. Arka fondan da arkadaşımız bize soruları soracak. Martin sen de cevaplayacak mısın? Evet. Martin'e cevaplayacak. Başlayalım o zaman. İlk sorumuzla. İlk soruyu soruyorum. Martin evet cevaplayacağım dediğini nereden anladın? Regl olduğunuzu erkek arkadaşlarınıza söyler misiniz? Evet. Evet ben söylerim. Ben de söylerim. Özellikle söylerim. Derim ki ruh halime dikkat et, seni harcarım derim. Peki sen? Yani ben de söylerim. Erkek arkadaşım olmadı ki. Nereden bileyim? Genelde ağladığım için insanlar anlıyor zaten regl olduğumu. Sabah akşam ağlıyorum böyle. Evin içinde ağlayarak geziyorum. Öyle. Babanıza veya erkek arkadaşınıza hiç pet aldırdınız mı? Erkek arkadaşıma ben aldırmadım henüz. İnşallah aldırmam yani. İnşallah bir gün aldırmam. Çünkü erkek arkadaşım hiç olmadı. Ama babama aldırdım oldu benim. Ben önceden erkek arkadaşıma aldırmıştım, biraz utanmıştım ama babama hep aldırırım. Şöyle bir rivayet varmış. Öpüşmek renk sancısına iyi geliyor. Onaylıyor musunuz? Adam babam izliyor. Bu konu hakkında yorum yapamam. Ben de işte denedim, bilmiyorum böyle şeyler. Bir sevgili olmadı sevgilim. Sevgilim olmadı da öpüştüğün olmadı. Olmadı. Arkadan neydi o adamın adı? Azer Bülbül papatyalar kadar saf ve temiz. İki bir şey diyeceğim. Arkadan deyip biz durduğu zaman çok kötü şeyler hissetmedin mi? Ben dedim ki eyvah kesme sahnesi geliyor. Renk sancınızı 10 üzerinden puanlayın. 9.5. Korku gerilim. İyi mi ederim? 3 falan benim de. Ben düz duvara falan tırmanıyorum genelde. Bir saniye, sen daha demin ağlayıp duruyorum diyordun. Psikolojik olarak hani ruh halim olarak ama ağır olarak değil. Yani duygusal duygusal kendisi Konya. Etli ekmek. Etli ekmekler de renkli olur. Etli yanında ne içiyoruz aslında? Bira. Ya hayır ya. Şalgam. Tamam sen biliyorsun nasıl neyse. Renk zamanı bilinen durumun aksine canı çok tatlı çekenlerden misiniz? Evet. Evet. Hep kilo alırım. 5 kilo falan alırım. Aslında kilo almam. Veremem. Çok yerim ama almam yani. Peki o zaman şunu söyleyebilir evet. miyiz? Bu soruyu da ben kendi inisiyatifimle sormak istiyorum. Kızların kilo almasının sebeplerinden biri regl midir? Hayır. Aslında regli olduktan sonra güzel rahatladığından dolayı regl zamanından sonra kiloyu verirsin. Ama reglinin başında çok alırsın. Ben de öyle. Ben de değil. Buradan sizi izleyen takipçilere de regl sancısı için ne önerirsiniz? Sıcak süt olması. Ağrı kesici. Günde 5 tane. Yani benim ağrım olmadığı için ne geçirir nedir falan bilmiyorum yani. O yüzden pek bir tavsiyem olmayacak. Valla reglirken çevremdeki insanlar benimle ilgilendiği zaman ve beni çok sevdikleri zaman reglim kolay geçiyor. Evet bu da... O yüzden hepiniz beni çok sevdiğiniz için de ama doğru. Bu hoşuna gidiyor. Sonradan beri dilini çıkartıyor. İlk regl olduğunuz zaman ilk kime söylediniz? Veya çekindiniz mi? Hayır çekinmedim tabii ki de neden çekineyim. Ama ya utanmıştım ben. Böyle bir gerilmiştim ama pat pat söyledim yani herkese. Baba ben regli oldum. Ben de aileme gittim. Ben adam buldum. Anne baba ben regli oldum dedim yani. Ya. İlan ettim ben de bayağı sünnet düğünü falan yapacaktım zaman yakında. Bir takipçim Aslı demiş ki abla regli olmak ne hissediyor? Cevaplarsan sevinirim. Kötü. Yine hoşuna gittim diye bak. Ne hissettiriyor Martin? Ne hissediyorsun Martin regli olduğunda? Bence o regli olmadığını bayağı bir gösteriyor. Martin ne yapıyorsun? Utandı. Ben regli olduğum zamanları hiç sevmiyorum ya. Keşke hiç regli olmasın. Kaçıncı sınıfta oluyor? Allah Allah. Ben 9'da oldum. Ben de 9. sınıfın... Yani 10. sınıf yok. Ne zaman oldum ya ben? Ben daha yeni oldum. Öyle bir şey. Yeni olmadın mı ya ben? Falan oldu benim regli oluşum falan. Regle ilgili inanılmaz güzel bir soru gelmiş. Gerçekten çok hoşuma gitti. Gözlerin lens mi? Lens mi bu arada? Bir açıklama yap ki bir daha sormasınlar. Çünkü yapmıyorsun genelde galiba. Sence? Ev arkadaşımsın. Sence lens mi? Bin kere soruyorlar çünkü. Şey diyorlar parmağını gözüne sokabilir miyim? Hele gidiyorsun. Lens değil arkadaşlar. Vallahi billahi lens değil. Abla ben daha regl olmadım. Şunu merak ediyorum. Çok canın yanıyor mu? Korkuyor. Yani ben çok ağırlı geçiren bir insan olduğundan dolayı bu konuya cevap vermem senin için biraz ürkütücü olur. Ondan dolayı 10 üzerinden 3 veren Melisa cevap versin. Neydi soru? Peki. Dinlemedim de. Neden regl oluruz?
İnternette bir açıklaması vardır illaki. Vardır. Neden oluruz aslında? Söyleyeyim o zaman. Normalde bizim yumurtalıklarımızın her ay döllenmesi gerekir. Ama o olgunlaşan yumurtalıklar döllenmediği sürece kendilerini yenilemek için bırakırlar. Yani yenisi oluşmaya başlar. Her ay bu aylık rutindir. Bir ayda oluşur o yumurtalıklar. Ondan dolayı da eskileri kullanılmayanlar çöpe atıldı gibi bir durum. Vay. Şey ben MF'ydim tatlım. Böyle. Helal lan sana. Kral. Helal lan keser şekeri. Yoksa ben de bir olmalıydım. Keser şekeri. Et ekmek kaybetti. Zaten konuşmak istiyor. Biraz izin verir misiniz bu arada? Çok yakın mı? Martı yapsam. Martı sandım dedim ne oluyor? Seni kıskanıyor galiba bu. Niye hırlamıyorsun biraz? En sevdiğin renk ne? Renk kırmızı. Bilmiyorsunuzdur şimdi ne olduğunu da. Şimdi sanırım bir arkadaşımız umarım bir gün öğrenirsin. Garantiye almak istemiş işini renkli olup olmadığınız konusunda. Kaç yaşındasın işte? Ben 15. Ben almadım. Ben 3 yaşındayım. Martin sen kaç yaşındasın? 2,5. Evet. İlk renk kanaması çok bulaşır mı? Okuldaysak ve ped yoksa ne yapacağız? Hepsi bulaşır arkadaşlar. Çünkü kan yani anlıyor musunuz? Bulaşır. İlki de, ikincisi de, üçüncüsü de, dördüncüsü de. Yani pedin yoksa da gidip ped alacaksın. Yoksa, aynen. Ya da birinden izleyeceksin. Zaten tuvaletteki kızlarla tanışmalarımız meşhurdur. Hiç tanımadığın bir insana pedin var mı dersin. Dünyanın böyle en iyi insan olur. Hemen çıkartır verir falan. En yakın arkadaşın olur o an. Yani saniyelik. İki saniyelik bir aşk yaşarsınız falan böyle. Sonra görüşürüz. Bir gün şeydeyim. Tuvalete gittim tamam mı? Kızın teki benden pet istedi. İşte ben de tekrar masaya döndüm. Çantadan aldım verdim kıza. Kız diğerine verdi. Diğeri diğerine verdi. Diğeri diğerine verdi. En sonunda 5 tane el değiştirip tuvalete uzandı o pet. Yani hepsi bunu vatani bir görevi bilmiş. Sıra sıra zincirleme gitmişler. O zaman şunu diyebilir miyiz? Renk kızlar arasındaki dayanışmayı arttırıyor. Evet. Evet. Bunu diyebilir miyiz? Çok iyi Hüseyin. Aynen öyle. Benim adım Hüseyin değil. Ama biz üçümüz kendilerimiz özümüze Hüseyin diyor. Hepimiz birer Hüseyin'iz. Hüseyin deyince hepimiz bakıyoruz böyle. Artık Martin de bakmaya başlayacak Hüseyin dediğinde. Renk kabın var mı? Kap. Ha. Biliyor musun? Şey evet. Ne o? Kabı ben kız değilim. Anlatmak istemem ama gelmemesi için hani en azından geceleri falan ondurdurmak için olan bir şey. En azından dışarı çıkmıyor falan. Ha. Bunun ayrıntısını sana daha sonra verebilirim istersen. Tampon evet, değil mi o? Evet. Tampon deniyor değil mi ona? Evet. Denize falan girebiliyorlar. Gibi. Annem kullanıyordu. Kısırlar regl olur mu? Kısır birini tanımadığım için bilmiyorum. Çünkü sen daha demin açıklamanda dedin ki yumurtalı yani yumurtaların döllenmesi evet. lazım. Kısırsa evet. yumurtası yok o zaman. Dışarı atacak bir şey diyor o zaman. Kısırsa olur. Yumurtası yok anlamına gelmiyor. O zaman şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen başından beri hiç regli olmuyorsan kısır olduğunu biliyor olman lazım. Ama neden insanlar kısırlık testine giriyor? Demek ki evet. regli oluyorlar. Evet. O zaman... Teyzem de doğru kısır ve regli oluyor. Kısır birini tanımadığım için bilmiyorum. Çünkü sen... Yani olay ne biliyor musun? Sadece o yumurtalar zarar görmüş olduğundan dolayı, hepsi yeni üretilenler de dahil yani onun üretildiği yer zarar gördüğünden dolayı spermi alıp da şey yapamıyor, döllenemiyor ama üretilmeye devam ediyor. Peki neden bu kadar tatlısın? Annem de babam sağ olsun. Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Sadece bu, ne yapmamız pet kullanmanız gerekiyor. Ne yapmamız? Yalnız ne yapmamız değil, ne yapmamız. Pet kullanmanız gerekiyor. Bu bakalım ne yapabilirsiniz? Sesinizi çekelim. Allah Allah ya, ne yapabilirim ki? Poşet koyabiliriz. Havlu falan koy. Bu arada bir takipçi şey sormuş. Çok yiyor musunuz demiş. İnşallah yemekten bahsediyordur. Çok yemek yiyorum. Kestik. Taş maması için ne yapmalıyız? Baraj falan. Yani arkadaşlar. O ne ya taş maması? Yani düzenli olarak onu bir şey söyleyeceğim. Gerekiyor ve uzun al yani gerekirse. Nasıl anlatabilirim? Ona göre pet alırsın ve kısa aralıklarla değiştirirsin. Evet, taşmaz. Taşmaz yani. Uykunu bölersin gerekirse. Neden ne gereği var? Gece içinde yok, geceler yok, var zaten. Olan gelen soruyu kalk sorayım. Gidelim. Hiç gereği yok bu videonun. Tanım arkadaşımız, neden ben her hafta olmuyorum? Tanım her hafta olmak istiyor. Yani inşallah şey düzenli değildir demek istemiştir. Düzenli her haftası falan zannediyor galiba. Huuu ne haber taş bebek ben Nurhan. Gerçekten böyle bir şey diyor. Ben Nurhan diyor. Yalnız ne haber taş bebek. Resmen onun yazdığı tonda okudum ya. Hoşça kal Nurhan. Hayatta başarılar dilerim. Bu da Martin. Nereden geliyor? Ağzından geliyor. Şurada üretiliyor. Gargara yapıyorsunuz. Çıkacak yer bulamıyor. Burası çok uzak kalıyor. O taraftan çünkü tabii. Bir de ağzına falan takıyorsun yani. Nasıl sorular. Regle alakalı konuşmalar sapıklık olarak görüyor. Farkında mısın? Bence burada İnsan. Aslı şöyle bir açıklama yapman gerekiyor. Reg utanılacak bir şey kesinlikle değil. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Doğa bu anladın ben mı? Ben ilk olduğum zamanlar marketten pez alırken çok utanıyordum mesela.
falan yapıyor. Fethullah'ın kendimizi anlatayım babanla olan. Tamam. Fethullah almamız gerekiyor. Cemil abiyle birlikteyiz aslında babasıyla. Şey yapacağız tamam mı hani dedik tamam. Böyle böyle markete gitmemiz gerekiyor falan filan. Böyle biraz şey yapınca anladı direkt. Ne kadarsa o kadar parasını verdi biliyor musun? Kurşun kurşun o kadar verdi ya. O kadar biliyor ne kadar olduğunu. Hani neyi kullandığını. Yani kaçlı alacağımı daha iyi biliyor adam. Ne böyle. Kadar olduğunu. Bana 10 kuruşları falan tam verdi. Ona göre veriyor parayı. Regl olunca sakar olunuyor. Sende de oluyor mu? Tre seni çok seviyorum. Ne alaka sakarlıklar engel? Kim sakarım? Niye bunu sessiz söyleyecek ki zaten? Cümleden biliyor. Siyah kan. Soru işareti soru işareti. Bu konuyla ilgili bir yorumum yok benim. Siyah kan. Ben de hep kırmızı mı giyiyorum? Kutsal mı? Hayır ya. Şimdi yumurtalıklar parça parça düşüyor ya. Şimdi ona çok... Yumurtalıkların rengi siyah mı o zaman? Çok bakanınız yoktur ama ben bakıyorum öyle şeylere. Burada biraz utandım. Kestik. Kan kısmı kırmızı ama o şey böyle organın düşüyormuş gibi hissettim. O kanın böyle birazcık koyu renk olur. Ama siyah da olmaz herhalde. Siyah olmaz ama koyu kırmızıdır yani. Belin ağrıyor. Benim deli dehşet ağrıyor. Benim ağrıyor. Deli dehşet ağrıyor benim. Ben niye ağrır ki? Bilmiyorum kasıklarımın ağrısı belki bu oluyor galiba. Bir tane güzel hanımefendi. Güzel olduğuna sağlık. Sakın ha beyaz pantolon giymeyin. Melisa beyaz pantolonları çok oldum. Bir rezil oldum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ana vatan kanalı. O kadar utanmıştım ki. Nerede? Kapadokya'ya gidiyorduk biz böyle. Arkadaşlarımla bayağı kalabalık sana. Ben de beyaz pantolon giydim ama yoldayız arabada tamam mı? Servise gidiyoruz. Sıcak. Büyük bir servise gidiyoruz. Evet bir de sıcak. Sonra böyle şeydi. Bir şeyler hissediyorum tamam mı? O kadar kendimi kötü hissediyorum. Allah'ım ne olur ne olur falan tamam, yapıyorum şimdi. Yanıyor. Sonra yavaşça kalktım olduğum yerden. Allah kalkamamışım. Bir parçamı oraya bırakmışım. Yani o arkadaşlarım şu an bana istese anlarlar. Yani. O kadar rezil oldum ki petrole durdum falan gittim bir şeyler aldım üstümü değiştirdim falan. Yani çok kötü petrolden yani. Petrolden kıyafet mi aldın? Hayır petrol üstümü değiştirdim. Hani başka bir yer. Saçılıyor biliyor musun? Neden en istemediğim günlerde oluyor? En istemediğim günler? Ay benim hep tatilde denk geliyor başım. Böyle denizin ilk günü tam diyorum böyle bikinilerimi giymişim koşturacağım. Ananı. Bana hiç olmadı. Bana iki kere havuzda olmuştu. Onu da işte o az önceki şey yaptığımız şey koruyor yani. Havuz değil. Bir anda. 1,5 ay oldu ve hala olmadım. Korkuyorum bir doktora göre. Hiç sıkıntı değil. Benim 3 ay olmadığım zamanlar oluyor. Şaka. Hamile olabilirsin. Sıkıntı değil derken tabii ki de sıkıntı ama sonradan oluyor yani. Sıkıntı yani 1,5 ay olmadım. Ben 3 ay olmadım. Şaka yapmayın yani. Bence... Hastalık da olabilir. Tabii. Evet. Bunu şey kan yapmam. Testi bunun şart. Bunun için kadın doğuma gidiyor. Gidebilirsin değil gitsin. Evet arkadaşlar sorularınızın bir kısmını yanıtladık. Daha çok fazla soru olduğundan gerçekten dolayı. Gerçekten. Hani zaten arasında seçmekten inanılmaz. Aynen videonun like oranına göre regl ile alakalı hem kendimizde birazcık daha araştırma yapıp hem de böyle daha iyi sorular görürsek onları not alıp ikinci bir video çekebiliriz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın. Ayrıyeten bu konuyla alakalı başka sorularınız varsa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. En yaratıcı yorum yapana 2 paket pe. Kesti.